Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda postür üzerine konuşacağız. Sürekli soruyorsunuz ve yüz yapılanmasının en önemli, en elzem yapı taşlarından biri postür. Postür üzerine konuşacağız. İlk olarak bana sorduğunuz diğer soruların cevabı zaten kanalda var. Öncelikle Miving ile ilgili, asimetri ile ilgili sorular soruyorsunuz. Hepsini izleyebilirsiniz kanaldan. Onun dışında hemen videomuza geçelim. Öncelikle postüründeki sorun normal bir sorun mu yoksa bir hekime danışman gereken üst düzey bir sorun mu? Bunu öncelikle tespit etmen gerekiyor. Yani örnek veriyorum 40 derece skolyozum vardır. Çözümü bu videoda değil. Çözümü bir fizyoterapiste gitmek veya bir ortopediste gitmek. Burada az miktarda postürel problemim vardır, duruş problemim vardır. Bu gibi şeyler vardır. Bunlara yardımcı oluruz, birlikte işleriz. Ama onun dışında kesinlikle bir uzmanla danış eğer bu miktar fazlaysa. Şimdi öncelikle sorunumuzu belirlememiz gerekiyor. Yani bunlardan neler var örnek veriyorum. Skolyoz, lordoz, kifoz, kanat skapula, pelvic tilt, önde kafa duruşu, geriye yatık duruş vesaire gibi. Şimdi bunu belirlemek için yapman gereken şey düz bir şekilde durup önden ve yandan bir fotoğraf çekmek ve çizgilerle bunları takip etmek. Yani kulak memenden, omuz başından, kalçandan, ayak bileğinden, dizinden düz bir çizgi çektiğini düşün. Zaten çizgi çekmesen dahi aradaki farkı anlayabilirsin. Nerenin bozuk olduğunu zaten bu şekilde gözlemleyebilirsin. Şimdi bunları tespit ettikten sonra dediğim gibi eğer ileri bir vakaysa yani belin çok önde duruyorsa, pelvik tiltin varsa, yani sırtın çok oyuksa, skapula bölgen çok dışarıdaysa bunlarla ilgili bir uzmanla görüş. Çözümü burada değil. Yani her şeyi biz burada yapamayız. O yüzden öyle olsaydı doktorlar olmazdı mesela. Duruşunu diyelim tespit ettin veya koçluk paketinde ben sana yardımcı olabilirim. Zaten koçluk paketinde dahi ileri boyutlar için doktorlara, uzmanlara yönlendiriyoruz. Koçluk için de aşağıdaki açıklama kısmından, iletişim bilgisinden yazabilirsin bana. Şimdi diyelim sorunun ne? Sorunun diyelim senin kifoz. Kifotik bir duruşa sahipsin ki günümüzün en büyük problemlerinden biri bu. Öne doğru oturduğumuz, sürekli çöktüğümüz, kambur durduğumuz, telefonla oynadığımız için kifotik bir postür gelişebiliyor genel olarak. Bununla ilgili videolar izleyeceksin. YouTube'a kifozla ilgili araştırmanı yapacaksın. Bunlarla ilgili örnek veriyorum. Rutinler uygulayacaksın günlük olarak. Bunu sen belirleyeceksin veya dediğim gibi koçluk paketinde biz spesifik olarak yardımcı oluyoruz. Hangisini tercih ederseniz tamamen size kalmış. Bu videoları uygulamaya başladığınız takdirde zaten tekrar fotoğrafı bir ay sonra tekrar çektiğiniz takdirde aradaki farkı net bir şekilde göreceksiniz. Yani aylık gelişimi takip edin. Nasıl ki bir spor salonuna başladığınızda hayal edin. İlk ay bir fotoğraf çekersiniz, ikinci ay bir fotoğraf çekersiniz. İkisini kıyaslarsınız ve daha iyi bir görüntü elde etmiş miyim diye bir analiz yaparsınız. Aynı şekilde burada da yapabilirsiniz. Şimdi temel önlemlere geçelim. Yani diyelim bu videoları izlediniz vesaire, onun dışında neler yapmanız gerekiyor? Temel önlemlere geçtiğimizde kor bölgemizi güçlü tutmamız gerekiyor. Kor bölgemiz nedir? Karın kaslarımız, oblik bölgemiz ve bel bölgemiz. Burası vücudumuzun merkez noktası, kor bölgemiz. Kor bölgemiz oluyor. Burayla ilgili antrenmanlar yapabilirsiniz. Yani kor bölgenizi ne kadar sağlam tutarsanız postürünüz o kadar iyi bir şekilde oturacaktır. Onun dışında nefes bölgenizi diyaframa çekmeniz. Yani göğüs nefesi almak değil, diyafram nefesi almaktan bahsediyorum. İlerleyen bir videomuzda sesle ilgili olacak. Ses kalınlaştırmayla vesaire ilgili. Orada da diyafram nefesinden bol bol bahsedeceğiz. Diyafram nefesi nasıl alınır? Test edeceksiniz. Elinizi, yani bir elinizi göğsünüze, bir elinizi karnınıza koyacaksınız. Üstten çektiğiniz göğüs kafesinizin kabardığı nefes göğüs nefesidir. Alttan çektiğiniz karnınızın kabardığı nefese diyafram nefesidir. Bu ikisini ayırt edip nefes egzersizleri yapacaksınız. Onun dışında telefonla oynarken kafayı eğmeyeceksiniz. Her açıyla, her kafanızı bir derece eğdiğinizde muazzam bir yük biner omurganıza. Bununla ilgili önlemler alacaksınız. Kafanız sürekli önde durup telefonla oynamayacaksınız. Veya yemek yerken böyle yemeğe eğilip iki büklüm durmayacaksınız. Biraz daha dik bir postürde, daha düzgün bir şekilde oturup yemeği kendi ağzınıza doğru getirin. Kendiniz tabağa doğru eğilmeyin. Yani ne de olsa bunu yapmaya gerek yok. Onun dışında çok kötü bir görüntü, yürürken çok insan görüyorum bu şekilde kafa aşağıda yürümek. Öncelikle özgüvensiz bir görüntüye sahip oluyorsunuz bu şekilde. Bunu da demişken kanalın katıla özel ama bir tık üst taraftan bahsediyorum. 60 TL'lik katıla özel insan ilişkileri, dinamikleri, kadın erkek dinamikleri vesaire gibi konular hakkında da konuşmaya başlayacağız. Oraya da beklerim. Dik bir yürüyüş sergileyin. Kafanızı aşağı doğru eğmeyin. Yani yolda yürürken de utanıp sosyal anksiyeteyle telefonla vesaire oynamayın. Dik bir şekilde sağlam bir postürle yürüyün. Kimse, yani spotlight sendroma kapılmayın. Dünyadaki herkes sizi izlemiyor ya da dünya bunun üzerine kurulu değil zaten. Siz kendinize odaklanın.
Onun dışında hayat kalitenizi artırmak adına yoga ve ağırlık antrenmanları yapabilirsiniz. Yoga hem sizin mobilizasyon ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır, daha esnek bir yapıya bürüneceksiniz. Ağırlık antrenmanları sayesinde de kaslarınızı güçlendirip postürünüzü bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Yani postürün asıl amacı posterior, yani sırt tarafımızdaki kaslardan beslenerek bir duruş takınır vücudumuz. Yani diyelim spinal erector kasınız zayıftır, buna bağlı olarak postürünüzde problem oluşur. Ya da boyun kaslarınız zayıftır, boynunuzla ilgili problemler oluşur. Bel kaslarınız zayıftır, pelvik tiltiniz olur veya işte geriye yatık duruşunuz olur vesaire. Bunları takip edip bu gibi önlemleri de almanız gerekiyor. Onun dışında vereceğim örnekte önde kafa duruşu diye bir problem de var. Çok kişi de görüyorum dışarıda. Bunun en büyük sebebi ağız solunumudur. Ağız solunumu yaptığınızda nefes kaslarınız değişir. Bunu önceki videolarımda da bahsediyorum. Çünkü burnundan etkin bir şekilde nefes aldığında buna göre yaratıldığımız için herhangi bir postural problem olmuyor. Ama ağızdan nefes almaya başlayınca nefes kanallarını daha aktif kullanabilmek için vücut önde kafa postürü geliştiriyor. Ki daha rahat solunum yapsın. Buna da gerek yok. Bunun için normal Mewing'imizi, hatta siz bazılarınız Mewing'i beğenmiyor. Mewing'i beğenmeyen arkadaşlar ağzını kapatıp burnundan nefes alacaklar. Geceleri dudaklarını bantlayacaklar. Bu şekilde ağız nefesinden vazgeçip burun solunumuyla önde kafa duruşunun önüne geçecekler. Hem de yüz yapılanmasının daha sağlıklı oksijenlenme miktarını arttırmak adına da burun nefesi daha elzem bir şey. Ağız nefesi, ağız nefes almak için oluşturulan bir organ değil zaten. Uyku konusuna geldiğimizde, yani çok yumuşak yataklar tercih ediyorsunuz. Hiçbir atamız, kimse bu şekilde yumuşak yataklarda yatmadı. Aksine yerde yattılar mağaralarda. Postürleri bizimkinden daha düzgündü. Yani bazı şeyler duyuyorum işte, ben sırt üstü yatamıyorum asimetri için falan diyorsunuz. Bunun en büyük sebebi sırt kaslarının insanoğlunun yeterince güçlü olmaması. Yani eskiye nazaran daha kolay hayata alıştığımız, adapte olduğumuz için sırt kaslarımız da buna göre şekillenmiş. Ve sırt kaslarımız, omuriliğimiz, omurgamız, göğüs kafesimiz yeteri kadar sağlam olmadığı için sırt üstü uykuya dalmakta güçlük çekiyoruz. Bana bazı arkadaşlar söylüyor. Buradan onu da söyleyeyim. Yan yatabilirsiniz omuz üstüne. Kafanız yastıkta olacak şekilde. Yüzünüzü yastığa bastırmamanız yeterli olacaktır. Onun dışında çok yüksek yastık kullanmamaya da özen gösterin. Size bu da bir tavsiyem. Hatta günlük yarım saat, 45 dakika vesaire düz zeminde yerde de uzanabilirsiniz. Postür için yararlı olacaktır size. Dilerseniz deneyin, aradaki farkı görün. Öte yandan dediğim gibi fotoğraflarınızı çekeceksiniz. Bahsettiğim şeyleri yapacaksınız. Rutinlerinize uyacaksınız. Hepsini, saydıklarımın hepsini günlük hayatınıza entegre edeceksiniz. Probleminiz hangisiyle ilgiliyse bununla ilgili spesifik adımlar atacaksınız. Bunlarla ilgili bir şeyiniz yok mu? Probleminiz yok mu? Genel postür egzersizi çalışacaksınız. Yani total postür egzersizi yazarsanız YouTube'da milyonlarca video var zaten. Yani ben bu yüzden video çekmiyorum. Çünkü bu gibi kaynaklar zaten var. Sadece anlatan ve neyin nasıl yapılmasını gerektiğini söyleyen kimse olmadığı için ben bu tarz videolar çekiyorum. Genel postür egzersizlerini yapabilirsiniz. Hiçbir probleminiz yoksa. Ha, bazı arkadaşlar var benden koçluk alan. Örnek veriyorum, 2 sene önce ayak bileği kırılmış ama bunu pek takmamış. Ayak bileğim artık iyileşti ama yüzümde niye asimetri var diyor. Bunun sebebi de postürel problemlerin kinetik zincirden dolayı duruş, form, bu gibi şeylerin yüze yansıması ve yüzde asimetri oluşturması. Yani bu gibi şeyleri aksatmayın. Örneğin el bileğiniz mi kırıldı 2 sene önce? Bunun herhangi bir ortopedik tedavisini almadıysanız, fizyoterapistle görüşmediyseniz bu gibi şeylerin önlemlerini alın ki ileride hem kinetik zincirinizi daha fazla bozar hem de yüz yapılanması konusunda size aksaklıklar yaratabilir. Yani sakatlıklarınızın önlemlerini alın. Kendinizi iyileştirmeye yönelik hamleler yapın. Günlük hayatta entegre edeceğiniz şeyler sağlıklı bireyler olmak adına uygulayacağınız şeyler. Zaten herhangi ekstra bir tıbbi bilgi vermedim burada. Ha, bu arada postürden bahsetmişken bu dik duruş korseleri falan filan var. Hiç bulaşmayın bunlara. Sırtınız buna adapte olduğu zaman sırt kaslarınızı etkin kullanamazsınız. Bu postürünüze ileride daha fazla sebep, yani probleme sebep olur. Ona entegre olduğunuz, alıştığınız için artık normal postürünüzü de kaybedersiniz. Onu yapacağınızda sırt kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Sırt kaslarınızı güçlendirecek bir sürü temel egzersiz var. İnternetten bunu da araştırabilirsiniz. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Katılı özel bir aylık serüvenimi paylaşmaya devam ediyorum ki oradan çok daha farklı videolar da geliyor. Örneğin Kegel egzersizleri vesaire attım oraya. Onu da izleyebilirsiniz. Katılın diğer aşamasını özel, yani 60 TL'lik katılı özelde insan dinamikleri hakkında konuşmaya başlayacağız. Zaten onun bilgilerini de topluluk kısmından verdim. Topluluk kısmında takip etmeyi unutmayın. Hangi videonun geleceğine siz karar veriyorsunuz. Söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.